Sevgili dostlar, Isparta Güneykent'te bir gül bahçesindeyiz. Güller bu şekilde toplanıyor. Şu şekilde. Toplanıyor. Daha sonra gül alım merkezlerinde satılıyor. Daha sonra gül yağ fabrikasına götürülüp orada gülün yağı çıkarılıyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Biz de çocukluğumuzda sabahları gül toplamaya giderdik. Çuvalların içerisine güller toplanır. Sonra gül alım merkezine götürülür. Orası o kadar güzel kokardı ki anlatamam. Sonra gül alım merkezinde kamyonlara yüklenip gül yağ fabrikasına götürülürdü. O kamyon yolda giderken çok güzel gül kokardı. Gerçekten farklı bir deneyim, farklı uğraşı diyelim. Beni çocukluğuma götürdü. Gerçekten burada olduğuma çok memnunum. Sevgili dostlar, Isparta Güneykent'te Rosens Gül Yağ Fabrikası'ndayız. Birazdan içeri gezeceğiz. Sevgili dostlar, neredeyim? Isparta'dayım, memleketimdeyim. Isparta gülünün yağının çıkarıldığı bir fabrikadayım. Isparta'ya bağlı Güneykent köyündeyiz. Burada güller toplanıyor. Fabrikada yağları çıkarılıyor. Daha sonra bunlar değişik ürünlere dönüştürülüyor. Şimdi içeride bununla ilgili aşamaları çekeceğim. Gül kazanlarının içerisinde böyle distilasyon makinesi aslında bu. Bu kazanın içerisinde güller koyuluyor. Daha sonra altından yakılıyor. Buharlaşan buharın içerisinden su soğutularak burada damıtma işlemi yapılıyor. Buradaki şişelere de gül yağı damlatılıyor. Bize şöyle söylerlerdi. Yani 4 ton gülden 1 kilogram yağ çıkar diye söylerdi babam. Herhalde o şekildedir. Birazdan bir yetkili görevli bulursak ona sorayım. Yanlışımız varsa da düzeltiliriz. Bu gül yağ kazanı bizde de var bu kazandan evde. Aynısından bizde de mevcut. Burası da fabrika alanı, yani endüstriyel olarak üretildiği alan. Tabii bizde evlerde daha böyle az önce gösterdiğim şekilde üretiliyordu. Bu da tabii üretim daha fazla olduğu için bunun fabrika hali, fabrikasyon şeklinde üretimi burada gösterilmiş. Artık burası bir müzeye dönüştürülmüş. Zannedersem çalışmıyor ama oldukça da güzel. Gül yağları bu şişelere koyulup daha sonra daha büyük cam şişelerde naklediliyordu. Fabrikanın içerisi de bu şekilde. Yine bahçemde gül fidanı olsun derseniz gül fidanları da burada satılıyor. Bunlar da Isparta gülü. Bugünkü fiyatları da 40 TL. Lavanta fidanları da var. Bunlar da zannedersem lavanta fidanları. Alıp bahçenize dikebilirsiniz. Bu da düşünülmüş. Gül Birliği'nin, Isparta'nın en önemli kozmetik mağazası Rosens. Rosens bu gül ürünlerinin öncüsü. Birçok mağaza var ama Rosens ürünleri geliştiriyor, Arge yapıyor. Diğer markalar da yapıyor olabilir. Ama Rosens biraz öncülük yapıyor. İşte yeni ürünleri, anti-aging, kırışıklık karşıtı ürünler, yine güneş kremleri de üretilmiş. Şöyle mağazanın içerisine girip bakmak gerekirse işte gül suyu, yine küçük boyutları, el için gül kremleri, yine gülle ilgili değişik kremler. Gül kokulu tespihler, yine el kremleri, sprey şeklinde gül kokuları, böyle setler de mevcut.
Fiyatlarını da şöyle çekeyim. Yine gül reçeli. Farklı boyutlarında. Merhabalar. Merhabalar. Konuşuyor musunuz? Yine gül lokumları. Hatice Hanım da bize gül ürünleriyle alakalı, Rosens'le alakalı ürünlerin biraz detaylarını anlatacak. Buyurun Hatice Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Gül suyumuz %100 doğal gül suyudur. İçilebilir özelliktedir. Yine pek çok çeşit ürünlerimiz mevcuttur. Duş jellerimiz, saç kremlerimiz, yine şu ürünlerimiz body butter'lar, yine son derece satışımız yüksek. Hem vücut hem el. Yaklaşık 7 günde de karşılığını alan ürünler. Bunu bizim diğer böyle turdan gelen arkadaşlarımız oldu. Müşterilerimiz oldu diyelim. Geri dönüş yaptılar bize bu konuyla alakalı. Oradan dolayı söylemek istedim ben de. Sevgili dostlar, Güneykent Gülya Fabrikası'ndayım. Burada faal olarak şu an Gülya üretimi mevcut. Az önce eski Gülya üretimini çekmiştik. Burada gerçeği devam ediyor. Arkadaşlardan rica ettik, ancak yasak olduğunu söylediler. Yine de şöyle dışarıdan çekimini birazcık yapayım. Yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar gülleri, gül kazanlarını boşaltıyor. Kazanların içerisinde yağları distilasyon dediğimiz yöntemle yağı ayrılıyor. Şimdi görevli arkadaşlara sordum. Şurada gördüğünüz